Merhaba sevgili canlar. 4. sınıf sosyal bilgiler, birey, teknoloji ve toplum ile ilgili soru çözümü dersimize hoş geldiniz. Bugün 4. sınıf arkadaşlarımızla sosyal bilgiler dersimizin 4. ünitesinin soru çözümünü yapacağız ve konumuzu pekiştireceğiz. Dersi dikkatlice sonuna kadar dinliyoruz. Ders sırasındaki sorularınızı bana yorumlarda yazabilirsiniz. Haydi başlayalım. Birinci sorumuza başlayalım. Yukarıda verilen teknolojik ürünlerden hangileri iletişim alanında kullanılır? Sevgili arkadaşlar iletişim dediğimiz şey neydi? İnsanların birbiriyle haberleşmesi ya da etkileşime geçebilmesi için bedensel olarak yaptığı davranışlar veya sözlü ifadeleriydi değil mi arkadaşlar? Peki insanlar birbirine uzakta olduğu zamanlarda ne yapıyorlardı? Araya bazı araçlar koyuyorlardı. Mesela telefon değil mi? Mesela bilgisayar değil mi? Televizyon. Bunun gibi şeyler. Şimdi bakalım şıklarımıza. Bilgisayar ve internet demiş. Evet şu anda zaten biz haberleşiyoruz. Bakın bir iletişim halindeyiz. Fakat bu iletişim tek yönlü bir iletişim. İletişimin doğru olması için bir dönüt olması lazım. Şimdi siz bana yorumlarda dersin nasıl olduğu hakkında şeyler yazarsanız bu bir iletişim haline gelecektir mesela. Araba demiş hayır araba iletişim olması için mesela birine misafirle gideceksin iletişim kuracaksın onun için bir araçtır seni oraya götürür ama bu iletişim aracı değildir arkadaşlar cep telefonu elbette cep telefonunda bir iletişim aracıdır buradan yani 1 ve 3 olduğunu doğru şıkların anlıyoruz ama arabamız iletişim aracı değil yani cevabımız C şıkkı olacak sevgili canlar. Hemen ikinci sorumuza devam edelim. Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi farklı bir alanda kullanılır? Bakalım. Birincisinde televizyon var, değil mi? İkincisinde bilgisayar. Üçüncüsünde ne var arkadaşlar? Telefon var. Dördüncüsünde ise bir ne var? Steteskop var değil mi arkadaşlar? Bu neydi? Hani doktorların böyle içimizi dinlemek için değil mi? Hani öksürün diyor mesela sırtını da dayıyor değil mi? Hani öksür diyor oradan senin ciğerlerin dinliyor mesela hastalığın durumunu kontrol ediyor. Bunun için kullandığı bir aletti arkadaşlar. Şimdi bunların hangisi farklı bir alanda kullanılıyor bu teknolojik ürünlerden? Tabii ki de buradaki bu sağlık alanında kullanılıyor. Bu iletişim anlamında, bu da iletişim anlamında, bu da iletişim alanında, da iletişim alanında kullanılıyor. Yani burada farklı artı alanda kullanılan şıkkımız D'deki şıkkımız olacak. Bunun adı da steteskoptu. Bilmeyen arkadaşlar varsa o da hatırlatmış olalım. Yani D şıkkımızı işaretliyoruz. Pekala devam edelim diğer sorumuzla. Ne demiş? Teknolojik aletleri doğru kullanma ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Bakalım. Kullanma kılavuzunu okumalıyız demiş. Elbette sevgili canlar biz bir ürün aldığımızda teknolojik ya da teknolojik olmayan bir ürünü fark etmez herhangi bir ürün aldığımızda yanında verilen kullanma kılavuzunu şöyle küçük bir kitapçık şeklindedir o tamam mı? Açıp bir bakacağız orada hani ne diyor? Ee, bunu nasıl kullanabiliriz, hani e, nerelerden uzak tutmalıyız, bunlar hakkında bize birçok bilgi veriyor. Dolayısıyla biz kullanma kılavuzuna uyarsak hem kullandığımız şeyin ömrünü daha da uzatma şansımız olur. Yani daha geç bozulabilir mesela, tamam mı? Hani en basit örnek verecek olursak, o yüzden bunu okumalıyız. Ya da bakarsın bir gün bozulur, Aa, bakarsın ki kullanma kılavuzunda bir şey yapma diyordur, sen yapmışsındır, tamam mı? Ondan bozulmuştur belki de. O yüzden tavsiye ediyorum kullanma kılavuzunu okuyalım arkadaşlar. İkincisine bakalım. Arızalandığında yetkili servisine haber vermeliyiz. Evet arkadaşlar bir şey arızalandığında eğer ki o şeyden anlamıyorsak. Bakın anlıyorsak tamam hani birkaç bakabilirsin de teknolojik alet dediğimiz şeyler genellikle karmaşık şeylerdir. Bu işlerin uzmanları var. Yani siz onu daha da oynayıp daha da fazla bozabilirsiniz mesela. Örneğin telefon. Telefonun kamerası bozulduğunda eğer ki kamera ile ilgili bir senin teknolojik bir bilgin yoksa bu konuda yetkili servise haber verip onlara tamir ettirmelisin. Yani bu da doğru bir cevap sevgili arkadaşlar. İçini açıp kontrol etmeliyiz demiş. Hayır arkadaşlar teknolojik ürünlerin işlerini açmamalıyız. Yani mesela telefonunuzun içini açarsanız tekrar kapattığınızda çalışmayabilir. Yani bunlar e, sıkıntılı durumlar olabilir. Hem de e, teknolojik ürünler özellikle elektrikli ürünler olduğu için e, Allah korusun e, bir elektrik çarpması ya da bir e, kaza ile karşılaşabilirsiniz. O yüzden de sıkıntı olabilir. Üçüncü şıkkımız gitti. Yani burada birinci ve ikinci doğru cevaplar olacak. Yani A şıkkımızı işaretledik. Hadi gelin yandaki sorularla devam edelim. Evet sıradaki sorumuzda demiş ki otomobili aşağıdaki bilim insanlarının hangisi icat etmiştir demiş. Graham Bell demiş. Evet telefonu icat etmişti bu. O yüzden bu değil arkadaşlar bu eksi. Louis Pastor da değil. Carl Friedrich Benz. Evet arkadaşlar zaten Benz'den aklınıza gelsin tamam mı? Hani bu arkadaş arabayı bulan arkadaş. Bu amcamız ne yapmış? Otomobil icat etmiş. Yani doğru cevap burada Carl Fredrik Benz olacak C şıkkımız. Alexander Fleming de değildi zaten C şıkkımızı işaretliyoruz. Gelelim sıradaki sorumuza ne demiş acaba? Tarihte ilk kullanılan saat türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet bakalım su saati, güneş saati, kum saati, mekanik saat. Mekanik saat değil arkadaşlar. Zaten buradaki mekanik kelimesini anlamalıyız. Çünkü mekanik birazcık böyle yeni andıran bir kelime değil mi? Ondan dolayı mekanik değil, mekanik saat değil. Kum saati. Kum saati de değil arkadaşlar ama kum saat çok güzeldir. Burada bir e, öğrencimin öğretmenler gününü aldığı kum saatim var. Hala odamda bir köşede duruyor. Çok seviyorum ben de kum saatlerini. Böyle akışını izlemek çok hoşuma gidiyor. B. Güneş saati demiş. Elbette arkadaşlar güneş saati bizim cevabımız olacak. İnsanlar ilk önce güneş saatini kullanıyor. Yani güneşe göre ne yapıyorlar arkadaşlar? Zamanlarını belirliyorlar. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacak. Su saati de değil. Yani ilk kullanılan saat neymiş tarihteki? Güneş saatiymiş arkadaşlar. Bu sorumuzu da bu şekilde yaptık. Gelelim sıradaki sorumuza. Bakalım ne demiş? Aşağıdakilerden hangisi günümüzde kullanılan saatlerden değildir? Bakalım şıklarımıza. Burada bir kol saati görüyorum. Burada bir çalar saat var. Burada bir duvar saatine benziyor bu da. Bu günümüzde kullanılan saatlerden birisi değil. Şu üçünün olduğundan dolayı anlıyorum. Ne olduğunu tam çözemedim ama güneş saatine benziyor. Siz biliyorsanız ne olduğunu bana yorumlarda yazın bakalım. Burada cevabımız A olacak. Bu üçü günümüzde kullanılan saatlerden çünkü arkadaşlar. Gelelim sıradaki sorumuza ne demiş? demiş? John Logie Bart aşağıdaki verilenlerden hangisini icat etmiştir? Bakalım burada bir kurşun kalemimiz var sanırım. Bu değil. Burada bir tane mikroskop var. Bu da değil. Bir uçak var burada. Bu da değil. Burada bir televizyon görüyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. John Logie Baird televizyonu icat eden adam. Yani burada cevabımız televizyon olacak sevgili arkadaşlar. D şıkkımızı işaretliyoruz. Hadi biraz daha karışık sorularımıza geçelim. Evet sorumuza geçmeden önce nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Bugün iyiseniz eğer bana yorumlarda nasıl olduğunuzu yazın. Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi iletişim alanında yaptığı icat ile tanınmaktadır? iletişim alanında yaptığı bir icat var diyor bu adamın. Pastor, Freud kardeşler, Grambel, Thomas Edison. Sevgili arkadaşlar tabii ki de burada cevabımız Grambel olacak. Neden? Çünkü Grambel neyi buluyordu? telefonu buluyordu değil mi? Telefonu bulduğu için telefonda bir iletişim aracı olduğu için iletişim alanında yaptığı icat ile tanınan buradaki bilim insanımız Grambel olacak. Yani cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Sıradaki sorumuzda hemen devam edelim. Ne demiş sorumuzda? Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi uçağı icat etmiştir demiş. Wright kardeşler, Grambel, Thomas Edison, Nikola Tesla. Evet biliyorsunuz Nikola Tesla elektrik alanında yaptığı çalışmalarla biliyoruz. Thomas Edison ampulü icat ediyordu. Graham telefonu icat ediyordu. Wright kardeşler de uçağı icat ediyordu değil mi arkadaşlar? Öyleyse Wright kardeşler burada cevabımız olacak. A şıkkımızı işaretliyoruz. Gelelim buradaki 10. sorumuza. Demiş ki sorumuzda yukarıda verilen teknolojik icatları kronolojik olarak sıraya dizersek sıralaması nasıl olur? Kronoloji ya da kronolojik olarak sıraya dizmek ne demekti? Tarihsel olarak sıralamak demekti değil mi? Yani bize geçmiş tarihten günümüze doğru sıralamamızı istiyor. Öyleyse en geçmiş tarihte ne olabilir? Tekerlek, uçak, bisiklet, araba. Bir kere tekerlek olmazsa bunlar da olmaz zaten değil mi? Mantık yürütelim. O zaman bu ne olacak? Birinci sırada olacak. Bire bunu yazdık. İkinci sırada hangisi olabilir? Uçak mı, bisiklet mi, araba mı? Galiba bisiklet değil mi? Çünkü bisiklette daha bir motor yok, bir şey yok değil mi? Daha böyle teknolojik olarak daha az bir şey isteyen bir şey. Dolayısıyla bisiklet ikinci olacaktır diye düşünmeliyiz bu tarz sorularda. Üçüncü olarak uçak mı, araba mı? Tabii ki de uçak uçuyor, araba yerden gidiyor değil mi? Yani oradan tahmin etmeliyiz. Hani hangisi daha gelişmişse o daha teknolojik gibi de düşünmemiz bize bu soruları çözmemizde yardımcı olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Gene siz kontrol etmeyi de unutmayın ama sadece bu bilgiyle çözmeye çalışmayın. Evet uçak mı araba mı? Tabii ki de araba. Üçüncü uçak da son olarak dördüncü. Yani tekerlek bisiklet 1 3 4 2 bakalım hangisinde 1 3 4 2 C şıkkımız doğru cevabımız olacak sevgili arkadaşlar. Yanındaki sorularımıza geçelim. Son 3 sorumuz kaldı. En son soruda sıra sende sorusu zaten. Hadi gelin son 2 soruyu da ben çözeyim. Sonraki soruyu da size sorayım. Evet, demiş ki sorumuzda yukarıdaki tabloyu teknolojik ürünlerin kullanım alanlarına göre işaretlersek kaç numaralı kutulara işaret koymalıyız? Sevgili arkadaşlar, burada teknolojik aletler ve onların eğitim ya da sağlık alanında kullanıldığına dair bize bilgiler vermiş. Bu numaralardan yola çıkarak şıklarımızda doğru cevabı bulacağız. Bakalım. Röntgen demiş. Röntgen dediğimiz şey hastaneye gittiğimizde bizim ciğerlerimizi gösteren veya kemiklerimizi gösteren bir alet değil mi arkadaşlar? Yani röntgen nedir? Sağlık alanında kullanılan bir teknolojik alettir. Projeksiyon dediğimiz şey hani böyle e, bilgisayardan bir şey açarız, bilgisayara da bir şey bağlarız değil mi? Böyle hani ekranda resmini bulabilirsem koyacağım, bulamadıysam kusura bakmayın. Eğitim alanında kullanılan bir teknolojik alet. Neden arkadaşlar? Çünkü mesela biz ders yaparken aynı zamanda bazen sınıfta ne yaparız? Projeksiyon takarız. Projeksiyondan tahtaya yansıtırız ekranı ve oradan dersimizi işleriz. Eğitim alanında bize fayda sağlıyor. Yani 3 olacak burada cevabımız. Steteskop demiş. E, eğitim mi, sağlık mı? Tabii ki de steteskop neydi zaten? Doktorların hani deminki soruda çıkmıştı. Kulaklarını takıp böyle ciğerlerimizi dinlediği veya iç organlarımızı dinlediği neydi arkadaşlar? Bir teknolojik aletti. Yani doktorlar kullandığına göre sağlık alanında kullanılıyor demeliyiz buna da. Yani dolayısıyla burada 6'yı işaretlemeliyiz. E, 2, 3 ve 6 olmalı. O da hangi şıkta arkadaşlar? Bakalım hemen 2, 3 ve 6. Burada A şıkkında A şıkkını işaretliyoruz. Gelelim sıradaki sorumuza ve son sorumuza. Bu sorudan sonra arkadaşlar sizlere e, aşağıdaki sıra sende sorusunu soracağım. Siz de onu çözüp bana yorumlarda yazıyorsunuz. Bakalım demiş ki sorumuzda pusulanın icat edilmesi sayesinde insanlar açık denizlerde yolculuk yapmaya başladılar. Ve bu sayede Amerika kıtasını keşfettiler. Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A teknolojik buluşlar yararlıdır. Elbette yukarıdaki bilgiden yararlanarak biz teknolojik buluşların yararlı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu doğru bir cevap. B teknoloji sayesinde insanlar yeni yerler keşfetmişlerdir demiş. Elbette zaten Amerika kıtasını keşfettiler diyor, değil mi? Bu da doğrudur. C'ye geçmeden önce arkadaşlar A şıkkında teknolojik buluşlar yararlıdır diyor ama teknolojik buluşlar doğru kullanıldığında yararlıdır. Örneğin ödevimiz varken gerçekten telefondan ödev izlemek veya etkinlik yapmak dışında bunu da belli bir süreyle yani günümüzün tamamını bununla geçirmemek kaydıyla yapmak dışında telefondan oyun oynayarak normal sorumluluklarımızı yerimize getirmezsek teknolojik buluşlar yararlı değil tam tersi zararlı da olabilir arkadaşlar. O yüzden dikkat edelim tamam mı? C. Teknoloji insanların gidemedikleri yerlere gidebilmelerini sağlamıştır. Evet Amerika kıtasını daha önce keşfedebilirlerdi değil mi? Ama ne yapmışlar? Teknoloji ilerledikten sonra keşfedebilmişler. Çünkü o denizlerde yolculuk yapmak büyük denizlerde, okyanuslarda zor arkadaşlar. Bunun için iyi bir gemi lazım. İyi gemi için iyi teknoloji lazım. Tamam mı? O yüzden bu da doğru bir cevap. D şıkkında teknolojinin zararları da vardır demiş. Evet, teknolojinin zararları da vardır. Fakat bizim sorumuzda diyor ki yukarıdaki bilgiye göre diyor. Bizim yukarıdaki bilgimizde teknolojinin zararlarından bahsetmiş mi arkadaşlar? Bahsetmemiş. Dolayısıyla biz burada D söylenemez olarak işaretleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Fakat teknolojinin zararları da var mıdır? Vardır elbette. Ama yukarıda bundan bahsetmemiş. Bize yukarıdaki bilgiye göre soruyor. O yüzden yukarıdaki bilgiye göre doğru cevabımız D şıkkı olacak. Evet sevgili arkadaşlar hazır mısınız? Sıra sende sorumuz geliyor. Onu da çözüp yorumlarda yazıyorsunuz. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hemen basalım beğen tuşuna. Abone değilsek abone olalım ve bildirimleri de açalım ki derslerimiz yayınlandığı anda hep beraber birlikte yapalım derslerimizi olur mu? Gelelim şimdi sorumuza bakalım ne demiş. Aşağıdakilerden hangisi ulaşım alanında yapılmış bir icattır? Televizyon icadı, buharlı trenin icadı, ampulün icadı, çamaşır makinesinin icadı. Bu sorunun cevabını yorumlar kısmına yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben de size mümkün olduğunca cevap vermeye çalışacağım. Bir sonraki dersimizi görüşmek üzere demeden önce arkadaşlar kanaldan diğer matematik, Türkçe, fen bilimleri, sosyal bilgiler, İngilizce gibi dersleri de izleyebilir. Çarpım tablosu, ritmik sayma ve İngilizce kelime ezberleme ile ilgili yaptığım rap şarkılarını dinleyip bu konularda kendinizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca gitar derslerimize de başladık ve bazen kitap okuyorum, şiir okuyorum sizlere. Onları da dinleyebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıkla kalın canlar.